Ağır hasarlı binayı depremin üzerinden geçen 20 aylık süreçte bir türlü yıkmadılar. Vatandaş defalarca risk teşkil ettiği için dilekçe verdiği halde yıkılmayan bina 5.9'luk deprem sonrası vatandaşları daha da tedirgin etti. Ağır hasarlı bina iki az hasarlı binanın ortasında bulunuyor. Az hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlar korkudan evlerine giremiyor. Hemen yanında bulunan esnafsa dükkanında çalışmaya korkuyor. Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan arkamda gördüğünüz bina ağır hasarlı. Depremlerin üzerinden geçen 20 aylık süreçte maalesef hala yıkılmadı, vatandaşlar soruyor. Yıkmanız için illa birilerinin ölmesi mi lazım? Halen yıkılmadı. Bize dün itibariyle akşama kadar yıkılacak dediler. Ben sabah 8'den beri bekliyorum da halen yıkım olmadı. Valla ben 1,5 yıldır evime giremiyorum. Yaklaşık 3 tane dilekçe yazdım. 3 dilekçemin cevabı dahi gelmedi. Yani eve de giremiyoruz. Konteynerde kalıyoruz. Hani 6 kişi bir konteynerde kalıyoruz. Bir kişi burada ölmesi vereceğiniz tazminattan daha mı değerli diye söylediğimizde bize dedikleri yapacak bir şey yok. Şimdi biz bu bitişik binada oturuyoruz. Burada hırsızlık olayı oluyor. Balleciler geliyor. Tinerciler geliyor. Günlük burada kavga ediyoruz. Bir türlü burayı yıktıramadılar. Bir de en ufak sarsıntıda çok sesler geliyor. Kolon zaten gitmiş. Burada esnafım ama dünkü depremde sallandığında bir şeyler töküldü. Bak şu anda dışarıda çalışıyoruz. Kendi dükkanımıza giremiyoruz. Geldi baktılar, ihaleye gelecekler, yıkacaklar dediler. Ama bugün oldu, yine gelmediler. Garip olansa vatandaşın iddiasına göre Malatya Valiliği'nin vatandaşa verdiği cevap: yıkım firması bulamıyoruz. 40-45 gün önce valilik makamında bir vali yardımcısıyla falan görüş. Binanın durumunu görüyorsunuz. Ekranlarda da göründüğü gibi ön taraf bel vermiş. Bana bir hafta 10 gün sonra döneceğini söyledi. İlgili kişi aradı valilik, çevre şehircilik il müdürlüğünden. Tabi arada bir 40-45 gün falan geçti görüştükten sonra. Ben tekrar gidip görüştüğümde vali bey yardımcısı toplantısı olduğunu, sekreterinin bizimle ilgileneceğini söyledi. Tabi oradan ayrıldık, yarım saat sonra bizi sekreteri aradı. Yıkım firması bulamıyoruz. Ne zaman bulursak o zaman yıkılacak dedi. Peki ben de döndüm, dedim yani illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor?